Azerbaycan ordusunun ilerleyişi de sürüyor. Azerbaycan ordusu çok sayıda bölgeyi Ermenistan'ın işgalinden kurtardı sayın seyirciler. Azerbaycan'a gideceğiz şimdi. Sıcak bölgede yaşanan gelişmeleri almak üzere muhabirimiz Fatih Avanos bizi bekliyor. Sözü hemen kendisine bırakacağız. Evet Fatih. Günaydın diyelim, kolaylıklar diyelim. Azerbaycan işgal altındaki topraklarını kurtarmak için yürüttüğü operasyonu sürdürüyor. Güzel haberler de alıyoruz kuşkusuz. Son durum nedir? Notlarını merakla bekliyoruz. Evet, özellikle gece yarısından sabah saatlerine kadar yine cephenin muhtelif istikametlerinde çatışmalar yaşandığını söyleyebiliriz. Ermenistan Silahlı Kuvvetleri özellikle toplarla ve havanlarla yine Azerbaycan ordusunun savunma hatlarına saldırılar düzenledi. Azerbaycan ordusunun tabii karşılığı gecikmedi. Oldukça da sert karşılık verdi. Cephenin Adere, Hocavent, Fuzuli, Hadrut ve Gubatlı kısımlarında Azerbaycan ordusunun ilerleyişi devam ederken bu hatlarda Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin aslında geri çekilmek zorunda kaldığını da söyleyebiliriz. Birçok noktada Azerbaycan ordusunun saldırılarına da direnemediğini ifade etmemiz gerekiyor. Birçok askeri aracını kaybetti yine gece saatlerinde devam eden harekatlarda ve yine birçok noktada da mevziler, mevkiler terk edilip kaçılmaya, birer birer bırakılıp geri çekilmeye devam ediliyor. Azerbaycan Savunma Bakanı sabah saatlerinde verdiği açıklama. Şu an cephenin tüm istikametlerinde ciddi ve sarsıcı bir harekat devam ediyor, çatışmalar devam ediyor. Bunun altını çizelim. Akşam saatleri çok hareketliydi. Tabii Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'ne ait birisi Acebedi'de olmak üzere cephenin bütün kısımlarından 5 insansız hava aracı başarıyla akşam saatlerinde etkisiz hale getirilmişti. Ve yine akşam saatlerine dönecek olursak 13 köy daha işgalden azat edildi ki 4 şehirden bunlar. Birisi ilk kez Gubatlı şehri, ilk kez Azerbaycan ordusunun ayak bastığı, 27 yıl sonra ayak bastığı ve oradaki o noktadaki köyleri işgal ettiği harekatın başından bu yana ilk kez yaşandı Gubatlı. Yine Hocavent'ten sevindirici haberler vardı ve yine Zengilan'dan ki 2 gün önce Zengilan alınmıştı. Kalan köylerde birer birer artık yavaş yavaş Azerbaycan ordusunun kontrolü sağladığı noktalar arasına girdim. İran'la sınırı tamamıyla Azerbaycan ordusunda. Azerbaycan resmi devlet sınırını tamamlamış oldu. Güney sınırlarını belirlemiş oldu. Bu harekat çerçevesinde önemli gelişimler var, ilerlemeler var demiştik. Adere hattından da artık güzel haberler geliyor. Kuzey hattan ve yine Adam'ın gerek güneyinden gerek kuzeyinden iç kesimlere doğru yine Azerbaycan özel birlikleri. Gece yarısında Azerbaycan özel birlikleri harekatı sürdürüyor. İleri kısımlarda savunma hatlarını birer birer imha ediyor. Sabahları gündüz olduğunda da silahlı insansız hava araçlarıyla birlikte Azerbaycan ordusu aslında geceden kalanları da birer birer temizliyor. Oradaki bütün komuta merkezleri imha edildi. Birçok komutan yine aynı şekilde Ermenistan'a ait 5000'e yakın asker de başarıyla etkisiz hale getirildi. Savunma hatları çöktü, bunu söyleyebiliriz. Savunma hatlarını 3 şehre kurmuşlardı Oya. Fuzuli, Adere ve Adam. Azerbaycan ordusuysa hiç bu hatlarla uğraşmadı. Güney hattan bir anda ise bu savunma hatlarının aslında arkasına geçti. Bir taraftan Laçin koridoruna yürürken, oradaki ikmal hatlarını keserken, bir taraftan da tabii ki İran'la olan sınırı kontrol altına aldı. Ve şimdi de artık o savunma hatlarını kuzey hattan ve orta hattan Adam üzerinden de yararak, ilerleyerek artık süpürme harekatına başladı. Ermeni güçlerin kalan birimlerinin de süpüre artık ilerleyiş devam edecek o yeren. Evet Fatih Avanos, teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok önemli gelişmeleri an be an öğreniyoruz sizlerden. TRT Haber ekipleri orada gerçekten önemli bir görev icra ediyor. Aslında tarihe de tanıklık ediyorsunuz. Yıllar sonra, 30 yıl sonra Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarma operasyonunu hem dünyaya hem bizlere aktarıyorsunuz. Artık bundan sonra şimdi hemen Laçin'den gelecek iyi haberi bekliyoruz. Laçin koridorundan gelecek iyi haberi bekliyoruz aslında Fatih. Bunu dört gözle bekliyoruz. Yine iyi haberleri sizden almak üzere diyelim ve sana da görevinde başarılar dileyelim Fatih. Görüşmek üzere. Can Azerbaycan'la birlikteyiz tabii ki.